Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere bursluk sınavımızda 5. sınıflara sorulan fen bilimleri sorularımızın cevaplarını yapacağız. Sizlerde merak ettiğiniz sorular, kitapçıklar elinizde ise .tv adresine resimlerini çekin gönderin. Bizler onları da hemen yayınlayalım. Bu sorular sizlerden gelen soruları toparlayarak bir araya getirerek yayınlıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın. O kadar boş kanallara abone oluyorsunuz ki takip ediyorum. Ama Türkiye'nin en büyük içeriğe sahip E-Akademi TV Sözel kanalımıza da sizlerin abone olmanızı bekliyorum. Ve kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Birlikte başaralım inşallah diyor. Sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Bakalım birinci sorumuzda ne sorulmuş sevgili arkadaşlar. Ayın hareketleri ile ilgili bir soru var. Aynı hareketleri ile 3 tane madde verilmiş. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada dünya etrafındaki dolanma hareketi saat yönünün tersinedir denmiş. Kendi ekseni etrafında dönmez denmiş. Dünya etrafında dolanma süresi yaklaşık 1 yıldır demiş. Burada sadece A şıkkımız doğruydu. Dünya etrafındaki dolanma hareketi saat yönünün tersinedir diye yapacaktık. İkinci sorumuz da bir öğrenci yaşadığı şehirde 4 hafta boyunca akşam saatlerinde ayı gözlemlediğinde ay yüzeyindeki aydınlanan bölgenin yüzey alanının değiştiğini ve ayın farklı şekillerde göründüğünü fark ediyor. Bu durumun sebebi sorulmuş. C şıkkımız olacak. Ayın dünya etrafında dolanma hareketi yapmasından dolayı olacaktı. Üçüncü sorumuz ay yüzeyinin bir kısmının görseli, ver görseli veriliyor. Yalnızca bu görsele bakılarak ay ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Burada değişiklikimiz söylenecekti. Ayın yüzeyindeki krater kraterlerden bahsediyordu. Şeklimiz cevabımız denizli yüzeyinde kraterler vardır diyecektik. Dördüncü sorumuz güneşin yapısı ve özellikleri ile ilgili aşağıda ekledin hangisi yanlıştır diyor. Burada B şıkkımız yanlış olacak. Kendi ekseni etrafında saat yönünde döner maddesi olacaktı. Diğer sorumuza baktığımız zaman beşinci sorumuz sevgili arkadaşlar bursluk sınavımızda da çıkan sorularımızdan. Beş. Bir öğrenci güneş. Dünya ve ayın birbirine göre hareketlerini gösterdiği bir model hazırlamak istiyor. Bu modelde güneş, dünya ve ayı temsil etmek için üçgen, efendim kare ve daire kullanıyormuş. Ee, gök cisimlerinin hareketlerini kesik çizgiler ve oklarla gösterdiği şekildeki modeli hazırlıyormuş. Bu model diyor sevgili arkadaşlar hangisidir diye. Burada üçgenimiz ay olacaktı. Karemiz güneş, dairemiz de dünya. Yani D doğru olacaktı. Ve geçtik 6. sorumuza. Bir ay boyunca yapılan ay gözleminde ayın yeni ay evresinden sonra gözlenen evrelerinin görünümü aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir diye soru sorulmuş. Burada ayın evreleri yeni aydan sonra B şıkkındaki şıkkımız doğru olacaktı. Ee, cevabımız bu nedenle Bursa olacak. Yedinci sorumuz bir öğrenci kartondan yapılmış bir kutuyu 1 ve 2 numaralı zeminlerde yatay doğrultuda hareket ettirmek istiyor. Bu zeminlerde kutuyu harekete geçirmek için yatay doğrultuda uyguladığı kuvvetlerin büyüklüklerinin birbirine göre kıyaslaması grafikte gösteriyor. İşte kuvvet yukarı doğru zemin aşağıda 1 ve 2 bir daha fazla 2 biraz daha az. Burada e, bu durumla ilgili hangisi doğrudur diyor. Burada D şıkkımız doğru olacak. Birinci zemin pürüzlü ise ikinci zemin kaygan olabilir cevabımız olacaktı. 8. sorumuz siyah ve beyaz renklerden gösterilmiş 10 bölmeden oluşan ve en fazla 100 N değerinde kuvvet ölçen bir dinamometre şekilde gösteriliyor. 1. bölme, 1 bölme, 2 bölme şeklinde. Tamam mı? Buna göre bu dinamometreye 30 N ağırlığında bir M cismi asıldığında dinamometrenin görünümü aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir şeklinde C şıkkımız doğru olacaktı burada da. 9. soruda bir dinamometrenin cisim asılmadan önceki ve bir K cismi asıldıktan sonraki görünümü yine şekilde veriliyor. K cismi asıldıktan sonraki şekliyle. Buna göre bu dinamometre ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Burada D şıkkımız sevgili arkadaşlar yanlış oluyor. Ee, yani bir dinamometreye iki tane özdeş K cismi birlikte asıldığında bu cisimden ağırlığı doğru ölçülebilir şıkkı olacaktı. 10. sorumuzda günlük hayatta sürtünmeyi artırmak ya da azaltmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır diyor. Hangisi sürtünmeyi artırmak amacıyla yapılan bir uygulamadır? Bu da Bursa şıkkı haltercinin halteri kaldırmadan önce ellerine özel bir efendim tozlu olması de Sürtünmeyi e, artırmak amacıyla yapılan bir durumdur. 11. sorumuz yoğuşmaya Örnek soruluyor. 11. sorumuzda A şıkkımız. Yani odadaki su buharının kışın pencere camında su damlacıklarına dönüşmesi. Yoğuşmaya örnek olacaktı. 12'de bir öğrenci özdeş iki tahta kutuyu buz ve tahta zeminde şekildeki gibi dinamometreler kullanarak ayrı ayrı hareket ettirmek istiyormuş. E, buz demin bir de tahta zemin veriliyor. Bu zeminlerde uygulanan kuvvetlerin kutuyu harekete geçirdiği bilindiğine göre dinamometrelerde okunan değer aşağıdakilerin hangisi olabilir diyor. Burada A olacaktı. Buz zemin 3N, tahta zemin de 5N şeklinde olması gerekiyordu. 13. sorumuz sabit ısı veren efendim bir ısıtıcı ile ısıtılan saf bir katı maddenin sıcaklığının zamana bağlı değişimini gösteren grafik veriliyor. Zaman veriliyor bir de sıcaklık grafiği. Buna göre bu madde ile ilgili hangisi söylenebilir diyor burada D şıkkı doğru olacaktı. Üçüncü ve beşinci dakika aralığında madde hem katı hem sıvı haldedir maddesi doğru olacaktı. 14 ısı ve sıcaklıkla ilgili bazı ifadeler numaralanarak veriliyor. Buna göre bu ifadelerin hangilerinde ısı veya sıcaklık kavramı yanlış kullanılmıştır diyor. Burada 1 ve 2 yanlış kullanılmış. Yani bir de soba odaya sıcaklık verir maddesiyle. Efendim kar erirken etrafından sıcaklık alır maddeleri yanlış kullanılıyor. Cevabımız 14'te Bursa olacak. 15. Bir deneyde özdeş kaplarda bulunan iki saf sıvı özdeş ısıtıcılarla düzenli olarak ısıtılıyor. Isı alışverişinin sadece ısıtıcı ve sıvı arasında gerçekleştiği bu ısıtma işleminde sıvıların belli zaman aralıkla ölçülen sıcaklıkları bir tablo şeklinde veriliyor. Birinci sıvının sıcaklığı, ikinci sıvının sıcaklığı diyor. Bu deneyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Burada 2 ve 3 doğru oluyor. Yani 6. dakikada iki sıvı da hal değiştirmektedir. 3. maddede 12. dakikada ikisi de gaz halindir. Maddeleri doğru oluyor. 16. İçinde eşit hacimde ve farklı sıcaklıklarda su bulunan şekildeki numaralanmış kapların her birine 40 derece sıcaklığında ve eşit hacimde su eklenerek gözlem yapılıyor. Isı alışverişinin sadece her bir kaptaki su ile eklenen su arasında olduğu biliniyor. İşte 80 derece, 40 derece, 30 derece şeklinde su üç tane şekil var. Buna göre numaralanmış kapların hangisinde ısı alışverişi gerçekleşir? Maddesinde C şıkkımız. 1 ve 3 doğru olacak. 17 Maddenin hal değişimi ile ilgili yapılan bir gözlemde şekil 1'deki kapta bulunan dondurmaların bir kısmının bir süre sonra şekil 2'deki gibi sıvı hale geldi, geçtiği görülüyor. Isı alışverişinin sadece dondurma ve ortam arasında olduğu kabul ediliyor. İşte dondurma var şekil 1 şekil 2'ye dönüşüyor kapta. Buna göre bu durumla ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur şeklinde dondur. Bursa şıkkı doğru olacak. Yani dondurma ortamdan almıştır maddesi doğru olacak. 18'de bazı saf maddelerin erime noktaları tabloda veriliyor. İşte maddeler nedir? Bakır 1083'te, demir 1535'te, su 0 derecede, kurşun 327'de. Buna göre bu maddelerden hangisi 1200 derece sıcaklıkta katı haldedir diye soru sorulmuş. C maddemiz demir olması gerekiyor. 19. sorumuza geldik. Evet sevgili arkadaşlar. E Akademi TV Türkiye'nin en büyük sözel kanalı. Kanalımıza tüm sözel derslerimizi bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Unutmayın. Her şey öğrencilerimiz için birlikte başaracağız. 19'dayız. İçinde aynı sıcaklıkta eşit hacimde saf sıvılar bulunan özdeş K kaplarına özdeş termometreler yerleştirilerek eşit süre özdeş ısıtıcılarla bir şekilde gibi ısıtılıyormuş. 10 dakika sonra bu sıvıların sıcaklıklarının 78 derece değerinde bir süre sabit kaldı ve daha sonra bu sıvıların sıcaklıklarının artmaya devam ettiği gözlemleniyor. Isı alışverişinin sadece ısıtıcı ve sıvılar arasında olduğu biliniyormuş. Tamam mı? Efendim K kabı, L kabı bu termometreyle bir şekilde yapılıyor. Buna göre bu sıvılarla ilgili aşağıdaki yer hangisine ulaşılabilir diyor. Burada A şıkkına ulaşabiliriz. K ve L kaplarındaki sıvılar aynı saf maddedir. Ve geldik 20. sorumuza. Bir öğretmen bir meyve ağacı ve onun etrafında bulunan bir mantar türünü şekildeki gibi numaralayarak öğrencilerinden bu canlılarla ilgili bilgi vermelerini istiyor. Bu canlılarla ilgili öğrencilerin verdiği aşağıdaki bilgiler hangisi doğrudur diyor. D maddemiz doğru olacak. Bir besin ve oksijen üretir maddesi deniz ışıkımız doğru olacak. 21'de bir öğrenci bahçesindeki bir bitkinin önce çiçek açtığını ve bir süre sonra meyvelerin oluştuğunu gözlemliyor. Buna göre öğrencinin gözlemlediği bitki aşağıdaki hangisi olabilir? Burada elma ağacı değerli arkadaşlar. Denizli şıkkımız doğru olacak. 22. K ve L canlılarına ait özellikler tabloda tikle işaretlenmiştir diyor. Buna göre bu canlılar aşağıdaki hangisi olabilir? İşte canlılardan K yumurtayla çoğalıyor vücudu tüylerle kaplılı olmuyor birinci de. L ise hem yumurtayla çoğalıyor hem vücudu tüylerle kaplı. Hangi canlılar olabilir diyor? Bu da C şıkkıymış. Tamam Kertenkele ile tavuk olması gerekiyor. 23'te bir öğretmen nemli bir ortamda bir süre beklettiği portakal ve limonu sınıfa getirerek öğrencilere gösteriyor. Bu besinler üzerinde oluşan şekildeki yeşil renkli kısımların bir mantar türünden kaynaklandığını söylüyor. Portakal ve limon var. Buna göre bu mantar türü ilgili hangisi doğrudur diyor. Bursa şıkkımız doğru. Besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden olmuş. 24. Öğrenciler bazı canlıların görsellerini kullanış şekildeki posteri hazır. İşte ayı, penguen, yunus, kaplumbağa şekilleri var. Buna göre bu posterde aşağıdaki canlı gruptan hangisine ait bir örnek yoktur diyor. Burada meme, e, aşık memelilere var, kuşlara var, sürüngenler ancak balıklara ait bir örnek yok tur sevgili arkadaşlar 24. sorumuzda da A şıkkımız var. 25. sorumuzda da Bir öğrencinin doğa gezisinde gözlemlediği canlılarla ilgili söyledikleri şu şekildedir. Islak toprağı bir çubukla kazdığımızda çok fazla solucan bulduk. Kara yosunlarını ve eğrelti otlarını inceledik. Otların arasında yürüyen kaplumbağaları takip ettik. Buna göre öğrenci doğa gelsin aşağıdaki canlı grubuna hangisi ilgili bir gözlem yapmamıştır diyor. Burada tohumsuz bitkiler, omurgasız hayvanlar, sürüngenlerle görüyor ancak memelileri görmemiş oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük sözel kanalı E Akademi TV hepinize bundan sonraki hayatınıza ve derslerinizde başarılar diliyor ve sizleri kanalımıza abone olmaya, videolarınızı beğenmeye, arkadaşlarınızla da paylaşmaya davet ediyoruz. Yeni derste de görüşelim inşallah. Allah'a emanet olunuz.